Gündem manşeti devam ediyor. Sayın Tunay Özsuç, bu bölümde Arakan'daki sistematik soykırımı konuşalım dilerseniz. Kurban Bayramı'na ne yazık ki acıyla giriyor hem Arakanlı Müslümanlar hem İslam alemi oradaki durum nedeniyle. Yeni Şafak gazetesi bunu manşetine taşımış. Arakan ağlıyor ifadesiyle duyurmuş. Türkiye'nin çabaları var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce Endonezya ve Tayland, Bangladeş'te temas kurmuştu. Oranın mevkidaşlarıyla konuşmuştu ama dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'e bir telefon görüşmesi, Genel Sekreter Antonio Guterres'e bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve acil müdahale çağrısı yaptı. Bu çağrılar yanıt bulacak mı sizce? Şimdi buldu çünkü benim bildiğim kadarıyla Bangladeş sınır kapılarını açtı. Şimdi aldığımız ilk duyumlar bunlardır. Çavuşoğlu'nun açıklaması ama Erdoğan'ın da ciddi yoğun teması, diplomasiyle Bangladeş'in sınır kapılarını açtığı bilgileri geliyor. Tam bir trajedi, inanılmaz bir vahşet bu. Bu kabul edilemez bir şey yani. Hangi din, dil, ırk olursa olsun bu insanlığa yönelik bir vahşet bu ya. Bu ayrı bir şey. Bir de Müslüman bunlar yani, Müslüman halklar. Çok büyük bir acı, inanılmaz bir acı yani. Bu anlamda Türkiye elinden geleni yapıyor. Kızılay çok ciddi yardımlar gönderdi. Türkiye'nin çeşitli vakıfları ve dernekleri oraya ciddi yardımlar gönderiyor. Göndermeye de devam ediyor. Ciddi çabaları var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, camilerde, efendim kılınan namazlar, yapılan etkinliklerde sürekli olarak buraya vurgu yapılıyor. Duyarlılık sağlanmaya çalışılıyor. Yani bu önemli ve Türkiye'de diplomatik manada da Sayın Erdoğan hem de hükümet üzerinden olabildiğince girişimlerini sürdürüyor. Erdoğan Birleşmiş Milletler'e baskı yaptı. Ben dedim ya iki gün önce Birleşmiş Milletler'e baskı yapmanız lazım. Yani Birleşmiş Milletler bu meseleye ağırlıklı olarak el koyması gerekiyor dedik. Bunun için de Erdoğan çok ciddi bir diplomasi yürüttü. Birleşmiş Milletler'e bir meseleye müdahale etmesini istiyor. Çünkü bir askeri seçenek şu anda masada olması lazım. Ortada bir korkunç bir vahşet var. İnanılır gibi değil ya. İnan artık izleyemiyorum ya şeyleri, fotoğrafları, videolara bakamıyorum yani. Bu kabul edilemez bir şey. Askeri seçenekler, askeri müdahale seçenekleri masada güçlü bir şekilde olması lazım. Orada bir tampon bölge oluşturulması gerekiyor. Güvenli bir tampon bölge oluşturup Arakan Müslümanlarının can güvenliklerinin efendim teminat altına alınması lazım. Bunlar gerekli olan şeyler. Beraberinde gıda yardımı, ilaç yardımı bunlar apayrı safahatlar zaten. Ama öncelikle güvenlik. Bu noktada diplomatik manada hem dışişleri hem de Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı üzerinden gerekli efendim söyleyeyim temaslarda bulundu, gerekli girişimlerde bulundu. Bangladeş işte sınır kapılarını açtı, bu noktada haberler geliyor. Diğer duyarlılıkların sağlanması ve Birleşmiş Milletler'in de meseleye gerçekçi bir şekilde, daha efendim kararlı bir şekilde müdahale etmesi için de çaba sarf edilmeye devam ediyor. Batı'nın çabası burada bir baskı unsuru oluşturmuyor. İngiltere'den de çağrı gelmişti geçtiğimiz günlerde ama Türkiye araya girince tabii... Sadece onların evet. İşler Müslüman olunca onların umurunda bile olmaz. Hatta göz yuvarlar. Hatta göstermelik çağrılır. Birçoğu da desteklerler bu tür katliamları da. Türkiye ile de diplomatik zeminde elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam etmeli. Şimdi Akit gazetesinde şu bir manşetimiz var. Yargıyı karala, FETÖ'cüleri akla. Sözde Adalet Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde Türkiye'de hukuk yok denilerek yargı sisteminin karalanması CHP'nin gerçek niyetini ortaya koydu. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, hain projenin ortağı olan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin yargılanmasını uluslararası alanda hükümsüz kılma peşinde dedi. Şimdi Mahir Ünal'ın bu açıklamasını Akit gazetemiz manşetten okurlarına duyurmuş. Buradaki mesele, şimdi dün de konuştuk, bir efendim bildiri yayınlıyorlar, sözde adalet bildirisi. Adalet bildirisinde FETÖ'yle mücadele noktasına hiçbir şekilde temas edilmiyor. FETÖ'yle mücadelenin hem yargı hem de operasyonel safahatları hakkında öneriler sunulmuyor. Bir duyarlılık gösterilmiyor. FETÖ'den hiç söz edilmiyor, sadece... Dedim ya eş dost alışverişte görsün misali küçük bir cümlede işte FETÖ hain işgal girişimi vatandaşlarımızın işte milletimizin çabası ve efendim şeyiyle
dirayetiyle efendim işte püskürtüldü gibi bir ifade kullanmış. O kadar. Ama genel hatlarıyla FETÖ'den hiç söz edilmiyor. Burada sürekli adalet şöyle, adalet böyle, yargı şöyle, yargı böyle diye zaten Batı'nın da aynı efendime söyleyeyim metafor üzerinden Türkiye'ye yüklendiği şu sıralarda çok ciddi malzeme veriyor Kılıçdaroğlu Avrupa'ya. Bak bu FETÖ soruşturmalarının meşruluğunu zedeleyecek şeylerdir. Şimdi sen yargıyı tamam tartışılır bir hale getirirsen yani FETÖ soruşturmalarına yargının şu andaki mevcut safahatını sen tartışılır bir duruma getirdiğin zaman batılı ekmeğine yağ sürüyorsun. Bu sıra bu FETÖ'cüler gidip şikayet ederler tamam mı? Şikayetten sonra onların lehine bir sonuç çıkar tekrar gelirler devlet kadrolarına yerleşirler. Yani sıkıntılı olanlar için söylüyorum. Sen bunun yolunu açıyorsun. Kılıçdaroğlu bunun yolunu açıyor. Şimdi devlet ne yaptı 15 Temmuz'dan sonra? Bu yapıyı, bu paralel devlet yapılanmasını kurumların içerisinden bu safrayı atmaya çalışıyor. Bunun için operasyonlar düzenleniyor. Yargı bunun için soruşturma açıyor. Devlet bir taraftan bunu yaparken sen devletin ayağına sıkıyorsun burada. FETÖ'nün tasfiye sürecini sabote ediyorsun. Bunu yapan da Kılıçdaroğlu bu tutumu. Ya yoksa dün de konuştuk. Yargının bağımsızlığı tabii tartışma konusunda. Türkiye'de adalette olan güven evet sarsılmıştır. Bunlar ayrı bir meseledir. Ama biz diyoruz ki olağanüstü bir durum var. 15 Temmuz'dan beri ciddi sıkıntılar var. Türkiye bu eşiği olabildiğince çabuk ve az zararla atlatmaya çalışıyor. Ve bu paralel devlet yapılanmasında efendim devletin içinden söküp atmaya, kurtulmaya çalışıyor. Ha bunu yaparken bir takım yanlışlar olmuştur, aksaklıklar olmuştur, bir takım mağduriyetler neden olmuş olabilir. Bunlar dedim ki düzeltilmeli. Bunlar da düzeltilir, komisyon kuruldu. Komisyon gelir, haksız işten atılmalar varsa, haksız efendim açığa alınmalar varsa bunlar düzeltilir, insanlar tekrar işlerine geri gelirler. Bunu yapacak olan komisyondur. Ama şu andaki mesele başka bir nokta. Yani bu mücadeleyi bu şekilde efendim mesela yıpratmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Zaten FETÖ'nün batıdaki işlettiği lobi de bu. İşte hukuk orada işlemiyor, yargı orada efendim tarafsız değil, yargı orada inanılmaz hukuksuz kararlar alıyor, insanlar hukuksuz yere, hukuksuz bir şekilde işten atılıyor, keyfi bir şekilde işten atılıyor gibi bir takım dezenforme üzerinden bir algı oluşturuyorlar batıda. Ve bunları lobileriyle yapıyorlar. Sen de şimdi Kılıçdaroğlu bu sözde adalet bildirisiyle de buna hizmet ediyorsun. Buna bunu değirmene su taşıyorsun. Bu doğru bir tespittir. Yani doğru bir açıklama. Peki ilk sözde adalet yürüyüşüyle başladı bu Kılıçdaroğlu'nun adalet vurgusu. Ardından bu Almanya'ya bir şikayet söz konusuydu. Onun ardından bu sözde adalet kurultayı geldi. Bunlar aslında halkın gözünde de biraz inandırıcılığını da kaybetti değil mi Kılıçdaroğlu? Ya evet öyle ama işte Batı'nın eline çok böyle argüman veriyor. Yani malzeme veriyor. Bahane veriyor. İşte bu iyi bir şey değil. Bu FETÖ soruşturmaları çünkü bu şekilde bulandırıldı zaten. İş zıvanadan çıktı artık yani. Buna bir son verilmesi lazım. Peki programın sonuna geliyoruz ama hacı adayları bugün Arafat'ta. Onlara evet. Da inşallah duaları kabul olur diyelim. Allah hayırlı hac vazifesi nasip.